Arkadaşlar, bugün size Mitsubishi Electric'in D700SC 100 Hz'lik, hatta daha doğrusu 200 Hz'lik invertörünü tanıtacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi yazıyor değerlerimiz. Yaklaşık frekans değerlerimiz 200 Hz'e kadar çıkabilmektedir. Yaklaşık da 2.2 kW verebilmektedir kendisi. Burada da 1.1 kW'lık bir motorumuz var, asenkron. Görmüş olduğumuz gibi elimizde ev prizi 220 volt var. Ama çıkışları trifazedir. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi birazdan çalıştıracağız ve makinamızı göreceğiz. Evet, şu anda fişe taktık. Görmüş olduğunuz gibi X yazısında mevcut. Ve bir de network yazısı mevcuttur kendisinin. Şurada altında network bağlantıları da vardır. Biz şu anda PU modunu alıp PU'da da burada çalıştırmayı yapacağız. Ve bir de şurada modlarımız vardır. Eğer moda girdiğimiz zaman modlarda program kısımları vardır. 991'e kadar program yapılabilmektedir. Zaten bunun teknik dokümanında detaylarını da bulabilirsiniz. Şu anda ben tork ayarlarını maksimum %30'a çıkardım. Çalışma frekansı minimum 10 Hz. Maksimum da 110 Hz'e çıkardım şu an için. Şimdi çalıştıralım makinamızı. MOM modunu aldık. RAM modunda çalıştırıyoruz. Şu anda ileri yönde dönüyor. İstenildiği takdirde programlardan ayar yapılıp harici şartel takılarak ileri geri yaptırılabilir ve harici potta da hız ayarları yapılabilmektedir. Biz şu anda burada analog çalıştığımız için ben size buradaki menüyü göstereceğim. Şu anda Hz'de duruyor. 10 Hz'de çalışıyor. Görmüş olduğunuz Hz modunda. Şimdi çalıştıralım. Yavaş yavaş kademeli olarak arttıralım. F dediği zaman zaten hızı artıyor. Ses de değişiyordur. Bir daha arttıralım hızımızı. Kademeli olarak gidelim. Şimdi 50 Hz'e getiriyorum. Tabii üzerine 30 ya da 40 Hz gibi artarak gittiğimiz zaman motor ani ataklar yapabiliyor. Mesela şu anda 60 Hz'lerdeydi. Ben 100 Hz'e çıkartıyorum. Ses bir anda değişecektir zaten. Şu anda 5000 devir vardır. Şu anda rahat 5000 devir vardır yani. 110 Hz'de sabitlemiştim. 110'un üzerine çıkamazsınız. Görmüş olduğunuz gibi. 110'un üzerine çıkmıyor hiçbir şekilde. Kısıtlıdır. 7-8000 devirden başlıyor. 7-8000 devirde dönüyor şu anda. Hatta da motorun dönebileceği hızın üst limitlerine de bunda çıkabilirsiniz ama tavsiye de etmiyoruz. Normal 1500 devir. Normalde 1500'lük bir motorum zaten. Ama 10.000 devir dönmekte şu anda. 10.000'i rahat çevirir. Şimdi düşürelim. Şimdi düşürelim hızımızı. Zaten yavaşlamalarımız küçük devirlerde düşürmekte. Bir ani bir düşüş yaşamamaktadır. Devirli olarak, kademeli olarak düşmekte. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi 10 Hz'e kadar, minimuma kadar ineceğiz. Görmüş olduğunuz gibi 10 son limit zaten. Torku da maksimum %30'a kadar çıkabiliyor data sheet'inde. Yani %10 Hz'de olduğu için şu anda tutabiliriz ama maksimumda tutamayız mesela. Şu anda tutabiliyoruz 10 Hz'de olduğu için. Ama siz bunu daha üst limitlere aldığınız zaman elinizde tutamazsınız. Şu anda tutamazsınız yani, çok zor oldu. Şu anda bizden talep edip de isteyecek olan arkadaşlarımıza hayırlı olsun. İyi günlerde kullanın. Güzel projelerinizde çalışmak vaadiyle. İyi günler.